Tefaül olsun dedi yani ee, hayırlanma vesilesi olsun diye. Evet başlayabiliriz Bismillahirrahmanirrahim İslam'a yapılan itirazların temel sebepleri veya temelleri. Şimdi karşı tarafın zihnini biraz incelediğimiz zaman e, genelde dört tane üslup veya dört tane sebep görüyoruz. Bu dört sebep dört e, tane başlığa itiraz etmeye vesile oluyor. Ne demek yani? Birinci olarak Allah ve fiilleri hakkında felsefi noktalarda itirazlar yapıyorlar. Allah ve fiilleri hakkında felsefi noktalarda itiraz yapıyorlar. Bu daha çok ateizm taraftarlarının itirazlarını kapsıyor. Ama diğer deistlerden, agnostiklerden veya Hristiyanlardan bile bu gibi hususlarda meseleler karşımıza çıkabiliyor. Allah ve fiilleri, Allah'ın yaptıklarıyla alakalı felsefi meseleler. İkinci yaptıkları itiraz başlığı mucizelere itiraz. Yani genelde böyle dinden çıkan falan birilerini görürseniz eğer veya dine itiraz eden birini görürseniz hemen başlar mucizeden itiraz etmeye. Ya işte sizin inandığınız kitapta ay yarılmış, sizin inandığınız kitapta Süleyman Aleyhisselam karıncanın sesini duymuş, sizin inandığınız kitapta İbrahim Aleyhisselam ateşte yanmamış diye falan geçiyor. Dolayısıyla ben o kitaba inanmıyorum. Yani mucizelere itiraz. E, i̇kinci genel, bunu çoğaltabilirsiniz tabii. Ben başlık olarak mucizelere itiraz diyorum. Bunun temelinde ne yatıyor? Şimdi onu konuşacağız. Üçüncü yaptıkları itiraz da hükümler bahsine itiraz. Yani işte kadınlar neden mirasta bazı noktalarda, bak burayı üstünden atlıyor millet, bazı noktalarda erkeğin yarısı kadar alıyor. Neden işte kadınlar yabancı erkeklerin yanında başını örtmek zorunda kalıyor? Neden domuz yemek haram? Niye sarhoş olmayacak kadar e, şarap yudumlamak haram? Gibi hükümler bahsinden itiraz yaptıklarını görüyorsunuz. Az sonra yine inşallah bunun temel, en temel sebebini konuşacağız. Dördüncüsü birçok farklı sebepten kaynaklanan ama genelde konuyu yeterli incelememekten kaynaklanan Kur'an hakkındaki itirazlar diye dörde ayırmış oldum. Birincisi Allah ve fiilleri hakkında felsefi itirazlar. İkincisi mucizeler bahsine itiraz. Üçüncüsü hükümler bahsine, haram, helal vs. bu gibi konulara itiraz. Dördüncüsü de Kur'an-ı Kerim'in içeriğiyle alakalı yapılan itirazlar diye. Şimdi her bir konu tabii tek başına yani sırf mucizeleri konuşsak 3 ders, 4 ders her biri 45 dakikadan 4 ders yapmamız lazım. Sadece hükümler bahsini konuşsak aynı şekilde 3 ders, 4 ders her biri 40-45 dakika kadar sürecek ders yapmamız lazım. O yüzden burada ben sadece bakış açısına vesile olsun diye bu konuyu seçtim. Tek tek böyle ders yapar gibi anlatmak tabii mümkün değil şu anda yani. birinci noktadaki itirazlara gelecek olsak Allah ve fiilleri hakkındaki felsefi meseleler. Bu Birincisi genellikle mesela işte evren kendi kendine var olmuş olamaz mı? İşte Allah daha sonra fiillerine geçerek işte Allah beni neden yarattı? Veya yaratırken bana niye sormadı? Ya da hadi yaratırken sormadı diyelim. İmtihana beni katarken niye bana sormadı? Veya Allah önceki kitapların bozulmasına neden izin verdi gibi. Genel böyle Allah'ın fiillerle kötülük problemi de buraya katabilirsiniz. Niye Allah dünyada bazı kötülüklere müsaade ediyor gibi gibi. burada arkadaşlar genellikle karşı tarafın birincisi bazı zihni ve mantıki ve akli kuralları çiğnemesi yatıyor. Yani evren kendi kendine var olmuş olamaz mı derken incelediğiniz zaman mesela evren kendi kendine var olma, olmuş olamaz mı derken ne kastediyorsun? Kendi kendini var etmesini mi kastediyorsun? Kendi kendini var etmesini mi kastediyorsun? Kendisi yokken gücü de yoktu. Olmayan gücüyle Kendini nasıl var edecek? Kendisi yokken kendisi nasıl var edecek? Bu gibi konularda işte dediğim gibi akli zorunlulukların üzerinden atlıyorlar maalesef. Veya Allah yaratırken bana niye sormadı diyor mesela. İşte bak yine mantık bir konuyu çiğniyorlar. Neden? Zaten sen yoksun. <laughs> sen olmadığın için Allah sen yokken sana nasıl soru soracak? Sana soru sorulabilmesi için senin var olman gerekir. Veya tamam hadi yaratırken soramaz çünkü yoktum diyor. Ama Allah beni en azından imtihana katarken imtihana girmek istiyor musun diye sorsaydı diyor. Yine mantıki bir hata yapıyor. Yine felsefi bazı zorunlulukların üzerinden atlıyor. Bu arada bu kelime ee, bilerek kullanıyorum. Bu normalde başka bambaşka yerlere gidecek ama bilerek kullanıyorum felsefi kelimesini. Hadi Allah beni yaratırken sormadı tamam. Peki imtihana katarken sorsaydı o zaman diyor. İmtihana girmek ister misin istemez misin diye. İşte yine bir mantık hata yapıyor. Ne o? Çünkü bana böyle sorsaydı da bu imtihan olmayacak mıydı? Yani şöyle düşünün. E eşarilerde yaygın olan bir söz vardır. El insanu muttarrun fi surati muhtar. İnsan. Bunun iki manası var. Şu konumuzla alakalı olan manası şu. İnsan seçiyor olsa bile, seçme halinde bile olsa yine zorunludur bazı şeylere. Ne o? Şimdi yaratıcı sana soruyor. Diyelim ki imtihana girmek ve sonunda cehennem olacak veya cennet olacak bir imtihana girmek ister misin? Yoksa istemez misin? Bu da bir seçim yapmak ve bu da bir imtihan değil mi? Bu da bir tercih yapma değil mi? İmtihanın aslı tercih yapmaktır. Dolayısıyla Allah seni imtihana girmek ister misin istemez mi diye sorduğu halde bile sen en azından seçim yapmaya mecbursun. Veya en azından yine o iki tercihten birinin ucunda yine cehennem var. Dolayısıyla hiçbir şekilde insan bazı yaratıcıdan gelen senin elinde olmayan bazı zorunluluklardan kurtulamıyor. O yüzden Allah ve fiiller hakkındaki mesela çok çok uzun gider. Ana, şu anda dört konudan e, ana mesela benim. iki ve üçüncü meseleler. Şu an sadece buna bir bakış atmak için söyledim. Genelde Allah ve fiiller hakkında soru sorulup itiraz babında soru sorulduğu zaman bilin ki orada e, mantıki bazı kurallar çiğneniyordur demektir. Veya soru soran kişi sorduğu sorunun aslını merak etmiyor demektir. Bu birinci mesele. Bu husus çok ilerleyebilir. Asıl ana maksadım bu olmadığı için şimdi asıl maksadım olan iki ve üçüncü yani mucizeler bahsi ve hükümler bahsi konusuna geliyorum. Evet bunu da belirteyim diğer konu. İkinci şeye geçmeden, ikinci maddeye geçmeden. Biz aslında şöyle de diyebilirsiniz karşı tarafa. Yani biz ateistlerle konuşurken biz ateistlerle bir yerde aynı düşünüyoruz. Ne o? Veya ateistlerle demeyelim. Genel yani bütün insanlarla. Evrenin şu anki halinin sonuçta bir sebebi var mı? Var diyor onlar. Yani evlerin şu andaki şu halde olmasının, var olmasının, bu şekilde olmasının, şu konumda olmasının, e, bu renkte, bu özelliklerde olmasının bir sebebi var mı bunun öncesinde? Bunu bu hale getiren bir etken var mı? Bunu herkes, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun kesinlikle var diyor. Burada bir sıkıntı yok. Bizim onlarla şimdi ayrıldığımız yer neresi? Biz diyoruz ki işte bu evrenin sebebi bu evrenle aynı cinsten ve aynı özellikler de olamaz çünkü böyle olursa teselsül dediğimiz sonsuz ihtiyaç zinciri olur ve e, bildiğiniz o meşhur tren misaliyle her tarafa yayılan teselsülün imkansızlığı meselesi devam eder gider. O yüzden bizim onlarla ama onlar şey diyorlar yok bu evrenin bir sebebi var bu halde olmasın ama yine bu evren cinsinden maddesel bir şeydir diyorlar. Burada bizim onlarla ayrıldığımız yer başlıyor. Bu da ayrı bir mesele. Gelelim ana konumuza. Şimdi mucizelere bahsinden itiraz ediyorlar. Yani birisi dinden çıktıysa veya dine bir itiraz yapıyorsa dışarıdan. Görürsünüz ki genellikle işte mucizelere itiraz eder. Olur mu canım? Ay yarılır mı? Karıncanın sesi duyulur mu? İbrahim Aleyhisselam ateşte yanmaması diye bir şey olabilir mi? Ve bir anda bir yerden bir yere gitmek diye bir şey olabilir mi? Bunlar imkansızdır gibi şeyler görüyorsunuz. Bunun altındaki sebep, bu itirazların altındaki sebep aslında tek. Doğal nedenselliği zorunlu saymak. Yani kişi önce bir zorunlu var kabul var kabul diyorum, zorunlu bir varsayım yapıyor ve bir ön kabule giriyor. Doğal nedensellik zorunludur. Yani ne demek? Şu anda ben kısacık ömrümde hep ateşin ardından yanma olayını gördüğüm için ezeli ve ebedi bir kural olarak ateş her zaman yakar diyor. Yani ateşin ardından her zaman yanma olayı gelir diyor. Doğal nedenselliği zorunlu sayıyor. Peki aklen doğal nedenselliğin zorunlu olmadığı doğal nedenselliğin zorunlu olmadığı ispat edildiği zaman aslında mucizeler bahsinin de gayet yani birinin yani yere doğru bir topun yere doğru düşmesiyle bir topun göğe doğru kendi kendine fırlaması arasında hiçbir fark olmadığı kalıyor. Şimdi bunu anlatmak için daha önce başka yerlerde belki ses kaydı olarak hiç yapmadım hep yazıda yaptım bunu ilk defa belki bazı şeyleri söyleyeceğim not alanlar varsa artık kelimeler nasıl dökülür bilmiyorum ee, inşallah 2-3 tane misal vermek istiyorum bakın arkadaşlar şu ateistlerin itirazına da mahal vermeyin siz misal olmadan hiçbir şey anlatamıyorsunuz diyorlar hayır misali ben delil olarak kullansaydım dediğin doğrudur yani bir misal bulup o misali ben konuyu açıklamada delil ana basamak ana sebep kullan olarak kullansaydım dediğin doğru ben misali delil olarak kullanmıyorum ben misali zaten delili bulunan bir konuyu daha iyi karşı tarafa anlatabilmek için yardımcı olarak kullanıyorum. Misal vermek benim asli basamağım değil. Misal vermek benim yardımcı bir anlatma aracım. Yani koca tahtaya kalkıp size bir şeyler anlatırken o tahtaya nasıl yazılar yazıyorsa misal vermek aynı böyle yazı yazarak tahtada görüyormuşçasına göz önünde canlandırmaya sağlar. Yoksa biz misali asli delil olarak kullansak dediğiniz itirazı kabul ederiz. O yüzden buralara aldanmayın. Yani iki, misal ikiye ayrılır. Bir misali ele alarak onu asli delil olarak kullanmak İki, zaten delili bulunan bir konuda konuyu daha iyi anlatabilmek için yardımcı olarak misali kullanmak ki biz böyle yapıyoruz. Sırf karşı taraf için bunu yapıyoruz. Yoksa biz misal vermesek de konuyu devam ettirebilmemiz gerekir. Evet, ne demiştik? Doğal nedenselliğin zorunlu olmadığını, topun yere düşmesi kadar havaya da uçmasının mümkün olduğunu, ayın böyle durması kadar yarılmasının da mümkün olduğunu, ateşin yakması kadar yakmamasının da mümkün olduğunu... E bunun akli ispatını yapmak gerekir. Bu akli ispat aslında şuna dayanıyor normalde. Ee, evet, olguların ard arda veya yan yana görülmesi o olguların birbirine gerçekten sebep olduğu anlamına gelmez. O olguların, doğal olguların yan yana veya zamanda ard arda gelmesi o olguların birbirinin gerçek sebebi olduğu anlamına gelmez. Bunun bu e, hakikati akla yaklaştırmak için 2-3 tane misal verelim. Birincisi, şöyle bir şey düşünün. E, satranç tahtası gibi ama büyük ve, ve karşıda dev ekran gibi yani duvara montelenmiş. Böyle karelere ayrılmış. 64 kare olsun hadi. Satranç tahtası gibi duvarda, e, evet ne diyelim, bir şey var. Kareler var yani. 64 kare var diyelim. Şimdi bu 64 karenin yanına e, ufak bir çocuk geliyor. Bu ufak çocuk karelerden herhangi bir tanesine tam dokunacağı zaman arka planda bir arkadaşımız klavyeden tam onun e, tam onun dokunacağı kareye kareyi klavyedeki tuşa basarak yakıyor ışığını. Ya yani çocuk tam önündeki satranç tahtası gibi duvara montelenmiş o büyük büyük karelerden herhangi birine elini uzattığı anda tam dokunacakken. Arka plandaki birisi klavyeyle o çocuğun dokunacağı karenin ışığını klavyeden basarak yakıyor. Çocuk bir bakıyor ki elini dokunduğu anda ışık yandı karşımdaki karede. Sonra bir başka kareye gidiyor. O kareye tam dokunacağı zaman yine arkadaki klavye başındaki arkadaşımız tam o çocuğun dokunacağı kareyi arkadan klavyeyle yakıyor. Bunu 2-3 defa gören çocuk elini her dokundurdu. Karenin yandığını gören çocuk diyor ki aa demek ki dokunmatik. Halbuki Çocuk ne kadar bunu yaparsa yapsın, velet ki 100 kere yapsın fark etmez. Elini dokundurduğunda klavyedeki arkadaş ışık yakma işini yapmazsa o kareler yanabilir mi? Yanmaz. Çocuk elini dokundurduğu halde yanmaz. Niye? Çünkü arkadaki klavyenin müdahalesi gerekiyordu aynı anda. Var mı o anda? Yok diyelim. Veya tam tersi, çocuk elini dokundurmasa bile arkadaki klavyedeki arkadaşımız hiç dokunan olmasa bile ışıkları yakabilir mi? Yakabilir. Demek ki şimdi bunu yardımcı olarak kullandık. Geldik şeye. Ana meselemize geldik. E, ateşi tam biz kağıda yaklaştırdığımız anda zorunda olmadığı halde Allah kağıtta yanma olayını yaratıyor. Aynı çocuk kareye yaklaştığında arkadaki klavyeli kişi kareye ışığını yaktığı gibi. Evet daha sonra. E, daha sonra. Kağıdı. Bir kere daha yaklaştırıyoruz ateşle. iki kere, üç kere, beş kere sürekli yaklaştırıyoruz. Her yaklaştırdığımızda Allah zorunda olmadığı halde kağıtta yanma olayını yaratıyor. Peki size soru. Allah sürekli böyle yaratıyor diye bir sonraki sefer illaki öyle yaratmak zorunda mıdır? Hayır değildir. Allah bir sonraki sefer öyle yaratmak zorunda değildir. Dolayısıyla aynı arkadaki klavyeli gibi düşünebilirsiniz eğer mesele yaklaştırmak için. Bir dahaki sefere ben ateşi kağıda yaklaştırdığım halde Allah yanma olayını yaratmayabilir. Veya tam tersi ben ateş getirmesem bile durduk yere masanın üstünde duran kağıtta yanma olayını yaratabilir. Aynı o çocuk misali gibi düşünün. Yani defalarca çocuğun elini dokundurduğunda ate ışığın yandığını görmesi ikisi arasında zorunlu bir bağlantı olduğu anlamına gelmediği gibi aynı şekilde bizim ateşle kağıt arasındaki Defalarca bu yanma olayı arasındaki bağlantıyı sürekli görmemiz, onun zorunlu olduğu anlamına gelmez. Bu meşhur doğal nedensellik itirazı İmam Gazali'ye nispet edilir. İşte İmam Gazali doğal nedenselliğe itiraz ediyor. İmam Gazali itiraz ediyor. Tehafutül Felsefe diye bir kitap varmış, felsefecilerin yıkılışı veya felsefecilerin tutarsızlığı diye. İşte orada geçiyormuş falan diye. Doğrudur. İmam Gazali buna itiraz ediyor. Tehafutül Felsefe'nin 17. meselesinde mucizeler mümkündür, doğal nedensellik ve fizik kurallarının her zaman bildiğimiz gibi işlemesi zorunlu değildir diye itiraz ediyor ama İmam Gazali bunu söylüyor ama İmam Gazali'nin hakikati değil bu. Bütün ehli sünnet alimleri bunu böyle söylüyor. Aklınıza gelen kim varsa İmam Tahavi, Ömer Nesefi, Ebul Bereket Nesefi, onun kendisi. Yine Taftazani, yine o Razi, yine e, İmam Gazali'nin hocası İmam Cüveyni. Aklınıza kim geliyorsa, aklınıza kim geliyorsa bunu aynen bu şekilde anlatıyor. Çünkü neden? Bu İslam'ın hakikatidir. Yani İslam şunu söylemiş oluyor. Her zaman gördüğünüz, her gün gördüğünüz olaylar, her gün gördüğünüz olaylar aynı o ekranın arkasında duran klavyeyle müdahale eden, zorunda olmadığı halde kişinin müdahalesi gibi isteğe bağlıdır. Allah'ın o şekilde isteği o şekilde yaratmasına bağlıdır. Bir başka misal daha veriyorum. Bu konu daha iyi anlaşılsın diye. Evet. E misal çok da hangisini verelim? Şunu verelim. Bir bilgisayar oyunu düşünün. Bu bilgisayar oyununda ana karakterimiz var. Ana karakterimiz geliyor masaya. Tam o masanın üzerinde bazı eşyalar var. O eşyalarla etkileşim tuşu işareti çıksın. Mesela X tuşu çıksın. X tuşuna bas diyor. X tuşuna basınca karakterimiz bardağı tutuyor. Havaya kaldırıyor. Bardağın içindeki suyu görmek için şöyle sağa sola hafiften sallıyor. Su da sallanıyor. Sonra hımm diyor. Bardağı tekrardan yerine koyuyor. Şimdi ben oyuna müdahale ederek oyundaki karakter dosyasını siliyorum. Sonra tekrar oyunu açıyorum. Karakter yok ama her şey aynı ve sistem karakteri varmış gibi ilerliyor. Yine kamerayla o e, masanın oraya geliyorum ama karakter yok. Yine etkileşim tuşu çıkıyor X'e bas diye. Yine basıyorum ama karakter yok. Bardak yine havaya kalkıyor ama karakter yok. Bardak sağa sola sallanıyor ve hmm diye de ses de çıkıyor. Karakter yok sadece. Ve bardak tekrardan havadan kendi kendine yere koyulmuş gibi oluyor. Şimdi bu neden mi böyle oldu? Az önce bardağı kaldıran karaktermiş gibi gördük ama aslında o değilmiş. Demek ki karakterin el hareketleriyle bardağın hareketlerini aynı anda birbirine uyumlu bir şekilde ilerlettiren bu bilgisayar sisteminin kendisi. Bilgisayar sistemi karakter olmadan bardağı da hareket ettirebilir. Karakter olduğu halde bardağı hareket ettirme edebilir. Mesela bardağa müdahale ediyorlar. Karakter elini havaya kaldırıyor, eli boş. Ama bardak tutuyormuş gibi yapıyor. Bardak hala yerde. Çünkü ona müdahale ettiler. Elini kaldırıyor, böyle sallamış hareketi falan yapıyor. Hatta şöyle yapıyorlar. Bardakla adamın hareketi arasında 0.02 zaman farkı koyuyorlar. Adam bardağı tutuyor, elini bomboş havaya kaldırıyor bardak tutuyormuş gibi. Bardak arkadan geliyor. Bütün bunlarda ne anlıyoruz? Bardağı hareket ettiren başından beri o karakter değilmiş. Sadece o karakterin hareketiyle bardağın hareketi aynı anda görülüyormuş. Çünkü karakteri sildiğimde de bardak hareket edebiliyor. İşte günlük hayattaki olaylarda her an her şeyi hareket ettiren İslam'a göre Allah'tır. Her an her şeyi hareket ettiren, yere doğru hareket ettiren, havaya doğru hareket ettiren, rüzgar sebebiyle hareket ettiren, benim elimle mesela şu anda gözümde ne var diyelim ki telefon, telefonu şöyle elimle parmağımla biraz itiriyorum. telefon hareket etti. İşte bu Allah'ın yapmasıyla olan bir şey. Ben dokunmadan Allah onu da hareket ettirebilir. Ben dokunduğum halde beton gibi kalıp o ben hareket ettiremeye de bilirim onu. Doğal nedenselliğin tarifi. Bir üçüncü misal. Biraz bu konular zor farkındayım. Yani daha da aynı böyle teknik kelimeler kullanmak istemiyorum. O yüzden hep misallerden gidiyorum ama e, bu önemli bir mesele. Yani doğal nedensellik zorunlu değildir konusu. Güncelde kaçınılmaz şekilde zorunlu e, bilinmesi gereken bir şey. Doğal nedensellik dediğim yani fizik kuralları diyebiliriz. Fizik kuralları görmeye alıştığımız şeyler. O yüzden bunu Arapçada adetullah deniyor. Adetullah. Allah'ın yaratmadaki adeti. Adet ne demek? Hep yapıyorum ama zorunda olarak değil. Ben mesela sabahleyin evden çıkmadan önce bir fincan kahve içmek adetimdir demek ne demek? Zorunda değilim, öyle yapıyorum. İşte Allah şu anda yaptığı hareketleri hep o şekilde düzenli yapıyor ama hareketleri diyorum. Şu anda yarattığı hareketleri veya yaptığı fiilleri Allah o şekilde yaratıyor, o şekilde yapıyor ama bunu hep yapıyor diye şu anda ileride de öyle yapacak anlamına gelmiyor veya geçmişte de her zaman öyle yaptığı anlamına gelmiyor zorunlu olduğu anlamına gelmiyor bir misal daha verelim bomboş bir kağıt düşünün bomboş bir kağıt hatta böyle çizgi film yapma programlarını bilir misiniz bilmiyorum böyle Philip Buku bilirsiniz en azından hani böyle çocukken not defterimize böyle bir adam çizerdik. Sonra arka sayfa çevirdik. El sallıyormuş gibi 3-5-10 sayfa böyle çizerdik. Sonra kağıtları böyle arka arkaya hızlı bir şekilde hareket ettirdiğimizde o e, çizdiğimiz çöp adam hareket ediyor gibi görünürdü falan. İşte bunun biraz daha profesyonelleri var. Pro, Philip falan diyorlar böyle. Her türlü sahneyi yapıyorlar. Kağıtları arka arkaya çize çize. Veya çizgi film animasyon yapma programlarını hepsini düşünebilirsiniz. Ne bileyim stick figür programlarını düşünebilirsiniz. Ee, bunlardaki mantık nedir? En temel basit mantığı söylüyorum tabii ki de. Bir sahneyi çizersiniz, sonra bir sahneyi daha çizersiniz, sonra bir sahneyi daha çizersiniz. Bunları art arda hızlı bir şekilde hareket ettirdiğinizde veya bunu da normal bu eski sinema tipinde düşünün. Veya videoyu düşünün. Video dediğiniz şey aslında art arda gelen fotoğraflardan ibarettir. Ee, biz onları hareket ediyor gibi görüyoruz falan. İşte bütün bunları, bütün bunlardan yola çıkarak şöyle bir misal veriyoruz. Diyoruz ki, bomboş bir kağıdı düşünün, yere, yere diyorum, kağıdın aşağı tarafına yer olması için şöyle dümdüz bir çizgi çizdiniz. İşte köşeye bir tane ev çizdiniz falan meşhur. Kağıdın e, aşağısına çizmiş olduğumuz e, o yer diye çizmiş olduğumuz çizgide çekme kuvveti var mı? Yok çekme kuvveti. Fakat e, çekme kuvveti olmamasına rağmen ben onu aşağı doğru çizdiğim için onu aşağı doğru çizdiğim için e, ne oldu? Top aşağı doğru gidiyor sanki onu yer çekiyormuş gibi oldu. Peki ben yukarı doğru çizebilir miydim? Evet. Çünkü neden? Kağıdın sağına doğru çizmem, soluna doğru çizmem, yukarı doğru çizmem, aşağı doğru çizmem hepsi benim için eşit ihtimaldir. Ben sağa doğru çizersem top sağa doğru gider. Sola doğru çizersem sağa sola doğru gider. Niye? Sahne sahne hareket ediyor çünkü. Aynı şekilde Allah'ın günlük hayattaki yaratması da böyle fotoğraflar gibidir. Sahne sahne hareket ediyoruz yani. Biz şu anda böyle elimizi hareket ettirdiğimizde aralıksız boşluksuz hareket ettirdiğimizi zannediyoruz ama öyle değil. Aslında İslam'a göre hayat Evet sahne sahne böyle fotoğraf kareleri gibi art arda gelen fotoğraf kareleri gibi hareket ediyor Allah bir sahne yaratıyor sonra bir sahne daha yaratıyor sonra bir sahne daha bir sahne daha her an Allah yaratıyor ve bu her an yaratılmanın sonucunda biz hareket diye algılıyoruz İmam Gazali rahimullah yine bunu kitabında vurguluyor ve diyor ki nesneler sürekli yaratılarak böyle fotoğraf sahnesi gibi yani sürekli yaratılarak ne gibi olur hareket ediyormuş gibi ne olur hareket hareket ediyormuş gibi anlaşılır diyor. Hareket ediliyormuş gibi görülür. O yüzden ya bir misal daha verilebilir. Buna çok misaller verilebilir ama işin özünü tekrardan toplamak için söylüyorum. mucizelerim imkansız sayıyor insanlar. Neden? Doğal nedenselliği, fizik kuralların işlemesini zorunlu gördükleri için. Halbuki o fotoğraf karesinden ibaret, fotoğraf karesi gibidir. Fotoğraf karesinden farksızdır hayatın her anı. Video gibidir yani. Fotoğraflar ardarda arda gelip video oluşturduğu gibi bizim her anki yaratılmamız ardarda arda gelip hareketi oluşturuyor. Dolayısıyla buna baktığınız zaman nasıl ki ben topu aşağı doğru çizen benim yukarı doğru çizerim istersen Allah da aşağı doğru her an her şey aşağı doğru hareket ettiriyor. isterse yukarı doğru hareket ettirir. Ee, i̇nsanlar şey zannediyor. Allah hareket ettirir derken sanki Allah'tan bağımsız yerde bir çekme kuvveti var. Dolayısıyla Allah bir şey kaldıracağı zaman o çekme kuvvetine muhalefet ederek onu zor, kendi gücünü kullanarak yukarı kaldırıyormuş gibi zannediyor. Hayır. Nasıl ki kağıdın sağa solu yukarısı aşağısı eşit. Aynı şekilde evrenin yukarısı aşağısı sağa solu, dünyanın yukarısı aşağısı sağa solu eşit. Hiçbir şekilde bir kuvvetten söz edilemez. La havle ve la kuvvete illa billah da bu demek. Yani Allah'tan başka hiç kimse de hakikatte güç kuvvet yok. Bunlar tamamen mecazidir. Güç kuvvet meseleleri. Mustafa Sabri Efendi'nin kitabında geçtiği gibi yer çekimi gibi şeyler fe emrun la yura diyor. Gözlenemeyen şeylerdir. Yer çekimi mesela gözlenemez. Eee gözlenen şudur. Nesnelerin yere doğru hareketi gözlenir. Peki sebebi ne? Yer mi çekiyor? E, Newton'un söylediği gibi. Veya farklı bir sebep mi var Einstein'ın söylediği gibi? Ve daha farklı bir sebep mi var işte kuantum mekanikçilerin söylediği gibi? Bu apayrı bir şey. Hakikatte Allah her an her şeyi hareket ettiriyor demektir. Yine e, bir misal daha vereyim son olarak. Çok daha basit olsun. Ben mesela hayatınızda e, bir yazar görüyorsunuz diyelim. Bu yazar Kitabı yazarken her cümlesini yazıyor 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 cümlenin sonunda nokta koyuyor noktadan sonra bir üçgen çiziyor sonra yazmaya devam ediyor. Her nokta koyduğunda bir üçgen çiziyor sonra yazmaya devam ediyor. Birinci sayfada böyle gördünüz ikinci sayfada böyle gördünüz 3 4 5 6 yazarın her nokta koyduktan sonra bir üçgen çizdiğini gördünüz ve bunu hep yaptığını gördünüz. Geldiniz 60. sayfaya yazar tam o anda yine bir nokta koydu şimdi ne yapmasını beklersiniz? yine bir üçgen çizmesini beklersiniz. Peki üçgen çizmek zorunda mı? Hayır. Şu ana kadar öyle yaptığı için öyle yapmasını bekliyorsunuz ama zorunda değil. İşte Allah ateşi yaklaştırdık kağıtta yanma olayını yarattı. Ateşi yaklaştırdı, kağıtta yanma olayını yarattı. Ateşi yaklaştırdı, kağıtta yanma olayını yarattı. Defalarca böyle yarattı. Birinci gün bunu gördük, ikinci gün, üçüncü sene, dördüncü sene, beşinci sene geldik 60. yaşımıza. 60. sayfaya geldiğimiz gibi. Yine ateşi yaklaştırdığımızda ne yapmasını bekliyorsunuz? yanma olayını yaratacağını bekliyorsunuz. Ama bu sefer yaratmak zorunda mı? Hayır. İbrahim Aleyhisselam da yaratmadığı gibi yanma olayını yaratmaz. Acı hissini yaratmaz. Kılların ne bileyim yanmasını, elin yanmasını, erimesini, şekil değişmesini, acısını yaratmaz. Yaratmayınca hiç o sıcaklığı bile hissetmez. Çünkü niye sıcaklık dediğimiz şey aslında ateşten bağımsız olarak bizim vücudumuzda yaratılan bir şeydir. Dediğim gibi parçalar birbirinden bağımsız ama yan yana görülüyor. O yüzden nasıl Seyit Onbaşı böyle ağır mermiyi kaldırdı falan konuşuluyor. Ben kağıdın üzerinde küçük bir bebeğe çizim yapıyorum. Küçük bir bebeğe kocaman arabayı kaldırtabilir miyim? Evet, o zaman aynı şekilde. Allah Allah küçük bir insana büyük şeyleri kaldırtabilir. Havaya hareket yapabilir. Yani özetle gözünüzün önünde canlandırabildiğiniz her sahne aklen mümkündür ve Allah tarafından yaratılması mümkündür. Gözünüzün önünde canlandırdığınız her sahne aklen mümkündür ve Allah tarafından yaratılması da mümkündür kağıdın üzerine çizebildiğiniz her sahne Allah tarafından yaratılması mümkün olan şeyler grubundadır. İmkansız değildir. Bu konuda daha da gidebilir. Evet, daha da uzun gidebilir dediğim gibi her birisi. Vakitten şey yapmak için 30 dakika olacak galiba şu anda. Hükümler bahsinde hızlı bir şekilde değineyim. Artık diğerini ne kadar yapabilirsek. Hükümler bahsi yine mucizeleri geçtik. Dinden böyle çıkan veya dine itiraz eden insanlarda genelde yine ne görürsünüz? Evet. Mucizelere itiraz ettikleri gibi hükümlere de itiraz ettiklerini görürsünüz. Bunun altında ne yatıyor? Bunun altında da hüsn Kubuh meselesini e, bir şekilde bir yere konumlandırmak yatıyor. Yani Allah bazı kuralları koymak zorundadır. Aksini koyamaz gibi. Aynı yukarıda nasıl Allah ateşin ağırlığına yanmayı yaratmak zorundadır. Tersini yaratamaz diyorlar. O yüzden mucizeleri anlamakta zorlanıyorlar. Burada da aynısı. Hükümler bahsine itiraz ediyorlar. Şu neden haram, bu neden serbest. Kadınlar neden mirasta bazı durumlar erken yarısı kadar alıyor? Niye yabancı erkeklerin yanında başını öpmek zorunda? Sarhoş olmayacak kadar bir yudum dilime şarap değdirsem niye haram? Gibi gibi bir sürü soru soruluyor ve itiraz babında soruluyor bunlar. Bunlar da Allah sanki belli tarzda kurallar koymak zorunda. Onun aksine kural koyunca bu arkadaşlar itiraz ediyor. Haşa. Niye Allah öyle kural koymak zorunda olsun? Bu konuyu konuşalım. Hüsnü Kubu meselesi. Yani bir şeye neden iyidir, neden kötüdür? Neden e, bir şeye, hani ahlak felsefesinin konusu da buydu aslında. Başka şeylerin konusu da olabilir. Disiplinlerin konusu da olabilir. E, yani bir şeyin iyi ve kötü olduğunu belirleyen nedir? Müslümanlara göre Allah'ın hükmüdür. Allah bir şeye kötü derse kötüdür, iyi derse iyidir. No, bizim için bir şey yapın. Mesela iki tane taş yan yana duruyor. Allah emretse ki birini al cebine kat birini elleme. Alıp cebime katmam farz oldu. Bir dokun öbür taşa dokunmam yasak oldu. Niye öbür taşa dokununca zararım var öbür taşta onun farkı ne? Farkı yok. Sabah namazın farz neden iki rekat? Niye üç kılarsam olmuyor? Birisi dese ki ben Allah'a daha çok zikredeceğim. Yedi rekat kılacağım. Namazı boşa gider. Niye iki rekat? İmam Gazali Rahim El Munkız'da belirttiği gibi Bunlar ilaç gibidir. Senin içeriğini bilmediğin, hastalık ve içeriğini bilmediğin ilaç durumunda olduğu gibi doktor sana der ki bundan aç karnına 2 doz alacaksın. Tok alsam ne olur? Veya tok karnına 3 doz alacaksın. Aç alsam ne olur? 7 doz alsam ne olur? İşte bazı hastalar yapıyormuş öyle. Doktor 2 doz diyormuş. İyi gelsin diye adam daha fazla atıyormuş mesela. Şimdi aynı şekilde Müslümanlar açısından ne diyor İmam Gazali Rahimullah? Peygamberler o hükümlerin sebeplerini bilir. Neden onun iki rekat olduğunu, neden üç rekat olduğunu, müteşabi ayetlerin manasını peygamberler hepsini bilir. Allah onlara bildirmiştir. Ama bazı şeylerin hükmünü açıklamadılar peygamberler. Kasıtlı bir şekilde Allah onlara o şekilde emretti. Onlar da açıklamadılar. Şimdi soru. Sabah namazın farzı neden iki rekat? Üç kılarsam niye olmuyor, bir kılarsam niye olmuyor? Cevabını bilmiyoruz. Allah bize bildirmemiş. Allah öyle emrettiği için. Ama bazı şeylerin sebebini Allah bize bildirmiş. Bazılarının kim bildirmemiş? Bazı şeylerin sebebini bize bildirmiş Allah, bazı şeylerinkini bildirmemiş. Ezan niye okuyoruz şeriatta? Namaz vaktini ilan etmek için. Peki ezanı niye Subhanallah, Subhanallah diye okuyunca olmuyor da Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince oluyor? Sebebini bilmiyoruz, bildirmemiş. Gayrı makul etül <laughs> mana, tabbudi, tevkifi, sebebi akıllı anlaşılmayan, sebebi bize bildirilmemiş olan şeyler. Akşam namazın farzı neden üç rekat? Sebebi bize bildirilmemiş. Yatsı namazın farzı niye dört rekat? Sebebi bize bildirilmemiş. Şarap sarhoş etmeyecek olsa bile dilime değdirmem, bir yudum almam niye haram? Sebebi bize bildirilmemiş. Domuz neden haram? Hani bizim bazı yaptığımız yorumlar işte yok domuz eti zararlı olduğu için kalınlık kıskanmadığı için falan. Hayır, hayır hayır hayır. Domuz kendi pisliğini yediği için. Bunlar bizim kendi koyduğumuz bazı hikmet tespitleridir. Hikmet tespitleridir. Bunlar hakiki sebep değildir. Allah domuzun neden haram olduğunu, hakiki sebebini bize bildirmemiştir. Bazı ümmetlerde domuz etinin serbest olduğu rivayet ediliyor. Evet. وَاَلَلَّذ۪ينَ Hadu حَرَّمْنَا كُلَّ Ayette geçiyor. Yahudilere tırnaklı hayvanların etlerinden yemeği yasaklamıştık. Şu an bize serbest. Niye onlara yasaktı? Niye bize serbest? Allah öyle emrettiği için. Ramazan'da niye oruç tutuyoruz? Fakirlerin ailelerini anlamak için mi? Hayır. Ö öyle olsa fakirlere oruç farz değil mi? Veya e, hadi fakirleri halini anlamak için olsun Ramazan'da niye oruçluyken karı koca ilişkisi yasak? O da bekarların halini anlamak için mi? <laughs> o da öyle bir şey yok ki yani Allah emrettiği için biz bunu tutuyoruz bu, bu vakte kadar Hadi ben ta ezan okunmadan 5 dakika önce orucumu açsam da fakirlerin halini anlıyorum ama orucum boşa gidiyor Muharrem ayında aç kalsam da fakirlerin halini anlıyorum ama Ramazan orucu tutmuş sayılmıyorum Farz üzerinden düşmüyor Niye o vakitte, o saatte o fiilleri yapmadan ben engelleniyorum? Sadece ve sadece Allah emrettiği için. Gayru <laughs> ma'kuletil mana, ta'budi, tevkifi, sebebi bildirmemiş, sebebi akıllı anlaşılama yani şeyler grubundan. Evet. Dört hanımla evlenme meselesi. Mesela kadınlar neden mirasta bazı durumlar derken yarısı kadar pay alıyor? Allah öyle emrettiği için. Bazen diyorum bak her zaman demiyorum. Mesela bir tane kız çocuğu tek başına olsa bir tane kız çocuğu tek başına olsa mirasın ikide birini hak eder yarısını. Cidden. Erkek tek başına olsa sabit bir alacağı yoktur. Asabedir. Bütün alacaklılar alacağını alır erkek çocuğuna kalan verilir. Bak şimdi kızın sabit bir payı var erken yok. Tek başına oldukları durumda tabi. Veya evlenirken kadınlar mehir alıyor bizden. Biz ona bir şey diyor muyuz? <laughs> yani kadın koca veya kadın erkek meselesi için söylemiyorum. Yani Allah'ın emrine itiraz ediyor muyuz biz? Evlen şimdi Kadınlar niye miras derken yarısı kadar alıyor diye itiraz ediyorlar. E tamam Allah öyle emretmiş olamaz mı? İlla Allah herkese eşit şeyler emretmek zorunda mı yani haşa? Az önce dediğiniz gibi işte ateşte şöyle yapmak zorundadır dediğiniz gibi. Allah bu şekilde bir hüküm vermek zorunda mı? Değil. Yarısı kadar der, beş katı kadar. Nasıl evlilikte sadece kadın parayı hak ediyor mehir olarak evlenirken kadın bu parayı hak ediyor. Ayetle sabit, vadisle sabit. E biz, biz parayı hak etmiyoruz erkek olarak evlenirken. Niye biz buna itiraz ediyor muyuz? Niye biz alıyor biz alamıyoruz diye? Hayır. Allah'a öyle emretmiş. Öyle bitti. Burada da böyle. Bize sebebini bildirmemiş. Niye kadınların bu kadar? Rekat sayısı gibidir. Sabah namazın farzı neden iki rekatsa? Kadın o yüzden mirasta o kadar pay alıyor. Bu kadar. Kaldı ki bazı kombinasyonlarda kadın erkek aynı payı alır bu arada. Onu da ayrı bir mesele. Onları işleriz bir ara miras dersi yapıyorsak. Yani şunu çözelim arkadaşlar. Hükümler bahsine itiraz etmek dünyanın en saçma şeyidir. Neden? Çünkü benim Doğru yanlış ölçütüm Allah'ın hükmü olduğu için, peygamberin bana bildirmesi olduğu için bana göre Allah'ın yap dediği güzeldir, Allah'ın yapma dediği çirkindir. Dolayısıyla benim doğru yanlış ölçütüm bu. Sen bana tekrardan itiraz edip niye bunu yapıyorsun, bu çirkin diyemezsin. Neye göre ben senin doğru yanlış ölçütünü kabul edeyim? Çoğunluksunuz siz çoğunluk olarak söylüyorsunuz onun için mi? Çoğunluk her zaman hak sebebi midir? Veya sen kendini öyle hissediyorsun onun için mi? Kimi zaman hakikat benim hoşuma gitmeyebilir veya ben şey miyim yani? Ee, Allah'ım sallallahu aleyhi Muhammed. Pragmatik miyim ben yani? Benim faydama olan şeyler sadece gerçektir. Ben faydacı mıyım? Hayır. Benim doğru yanlış ölçütüm şu. Allah neye güzel diyorsa güzel olan odur. Neye çirkin diyorsa çirkin olan odur. Bu kadar. Ve ikinci bu hükümler bahsinin arkadaşlar temel iki çözülmesi gereken cevabı. Bir, bizim güzellik ölçütümüz Allah'ın güzel dediği güzeldir. Çirkin dediği çirkindir. Bizim ölçütümüz bu olduğu için. İkincisi, Allah bazı hükümlerin sebebini bildirmemiştir, bazılarınınkini bildirmiştir. Bu kadar. Bu iki meseleyi çözen hükümler bahsini çözer. İşte şu neden böyle? Namazlar niye böyle? Oruç niye şu saate kadar tutuluyor? Neden bu haram? Neden bu serbest? Neden bu farz? Bütün bu hükümler bahsine yapılan itirazların temelinde bu iki mesele yatıyor. Güzel çirkini belirleyenin Allah olduğunu, niye Adem ailesam zamanında kardeş evliliği yapılmış? Allah serbest ettiği için bu kadar. Niye öyle yapılmış? Allah serbest ettiği için. Benim güzellik çirkinlik ölçütüm bu. Yaratan hüküm koyabilir. Ayette nasıl geçiyor? Elâlehul halqu vel emru. Yaratmak da Allah'a aittir. Öyleyse emir koymak da Allah'a aittir. Yaratan sana dediği zaman sen bu taşı al buraya koy, bu taşı al buraya koy ya da seni cehenneme atacağım bunu yapmazsan falan dediği zaman senin ne itirazın olabilir? Karşılığında ne diyebilirsin sen? Cevap olarak ne fiil yapabilirsin? Hiçbir şey. O zaman senin güzellik yanlışlık ölçütün odur aslında olarak. Çünkü her şeyin sahibi o. Senin şu anda hissettiğin şeyleri sana veren, şu anda hislerini yaratan bile o. Dolayısıyla hükümler bahsinde sen Allah'a nasıl itiraz edebilirsin? Yaratan kimse kural koyan odur bitti. Evet bu bahiste böyle. Dördüncü bahiste Kur'an hakkında itirazlar var. İşte mirasta matematik hatası var. Yok Arapça hatası var. Yok şu var bu var. Bunlar da bilgisizlikten kaynaklanıyor sebebi. Ee, süremiz bittiği için hızlı bir toparlama yapıyorum. Dört tane şeyden bahsettik. İslam'a yapılan te itirazların temelleriyle alakalı. Çoğaltılabilir, azaltılabilir. Şu anlık faydası olması için dörde ayırdık bunu. Allah ve fiilleri hakkında felsefi meseleler, bazı itirazlar geliyor. İşte Allah e, kendi kendine var ol e, şey evren kendi kendine var olmuş olamaz mı? Allah kendini yok edebilir mi? Dört kenarlı üçgen yaratabilir mi? Falan filan filan. Bunlar felsefi yetersizlikten dolayı mantıki bazı kuralların çiğnenmesinden kaynaklanıyor. İki, mucizelere itiraz ediyorlar. Ay yarılır mı? Süleyman Aleyhisselam karıncayı duyabilir mi? İbrahim Aleyhisselam ateşte yanmaması mümkün mü? Falan. Bu, doğal nedenselliği zorunlu saymaktan kaynaklanıyor. Halbuki her an her şeyin yaratıcısı. Sahne sahne, kare kare, böyle aynı videonun kareleri gibi veya her an resim çizen bir insanın o çiz flipbookta e, ardı arda şeyleri getirdiği gibi her an her şeyi hareket ettiren Allah'tır. Yere doğru her şeyi indiren de Allah'tır. Yukarı doğru kaldıran da Allah'tır. Evrenin yukarısı aşağısı, sağa solu Dünyanın yukarısı aşağısı, sağ solu, bomboş bir kağıdın üst alt sağ solundan farksızdır. Topu ben yukarı çizersem yukarı gider. Aşağı çizersem aşağı gider. Dolayısıyla mucizelere yapılan itirazların temelinde doğal nedenselliği zorunlu saymak. Allah ateşin ardından yanmayı yarattı ya bu zamana kadar. Yine ateş olsa yine yanmayı yaratmaya mecburdur. Gibi bir itir hatalı bir anlayış yatıyor ayrı. Allah böyle yapmak zorunda değildir. Şu ana kadar böyle yaptı diye bundan sonra böyle yapmak veya bundan önce evrenin her sahnesinde böyle yapmış olmak zorunda değildir ki buna da biz şey diyoruz. tüme tümevarım problemi diyoruz. Ya yani sen kısırlı hayatının, kısa hayatının belli bir bölümünü hep böyle gördün. Ezeli ve ebedi olarak geçmişte ve gelecekte hep böyledir diye nasıl iddia ediyorsun? Tümevarımın problemi. Edemezsin. Hani 3-5 tane hayvan görmüşsün. Diyorsun ki bütün hayvanlar böyledir gibi. 3-5 tane işte hani diyorlar ya bütün kuğular beyazdır muhabbeti var ya onun gibi. Murziye itirazının aslında bu kadar Çözümü ne? Çözümü şu. Allah'ın her an her şeyi hareket ettiren olduğunu bilirse bir insan. Temelde la havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvetin sadece Allah'a ait olduğunu bilirse. E, ne diyordu Allah? Mesela Büyük Suresi'nde nasıl geçiyor? Ma yumsikuhunne illa rahman. Kuşları havada Allah tutuyor. Kuşları havada Allah tutuyor. Yine külle yevmin huve Her an Allah bir yaratma halindedir. Yine başka bir ayette e yushrikun ma la yahluku şey'en ve Kendisi hiçbir şey yaratamayıp da her an yaratılanları mı Allah'a ortak koşuyorsunuz? Kendisi hiçbir şey yaratılamayıp da her an yaratılanları mı Allah'a ortak koşuyorsunuz? Veya ve ve ramayte izramayte velakin Allah harama attığında sen atmadın. Allah aslında atma fiilinin sahibi. Havada onu tak 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 hareket ettiren, karşıya ulaştıran Allah. İstenirse sırf bu doğal nedensellik bahsiyle alakalı, mucizeler bahsiyle alakalı bir oturum da yapabiliriz. Bunun çözümü de bu. Üçüncü itiraz, hükümlere itiraz demiştik. İşte kadınlar niye şöyle örtünmek zorunda, domuz neden haram, sarhoş olmayacak kadar ağzıma bir yudum koysam niye haram, sabah namazın fazla iki rekat falan filan. Bunu da Allah sanki bazı, işte Adem Aleyhisselam zamanında niye kardeş evliliği olduğu falan filan. Allah bazı kuralları koymak zorundaymış gibi düşünüyorlar. Halbuki cüzeli bunun çözümü ne? güzeli çirkini, iyi kötüyü, doğruyu, yanlışı belirleyen Allah'tır. Allah o anda neyi yapmamızı emrediyorsa güzel olan odur. O an neyi yasaklıyorsa çirkin olan odur. Bu kadar. Ee, i̇kinci yönü, bu cevabın ikinci yönü de şu. Bazı hükümlerin sebebini Allah bize bildirmiştir. Bazılarınkini bildirmemiştir. Sarhoş olmayacak kadar dilime şarap dedir mi? Niye aram? Bilmiyorum sebebini. Çünkü Allah bildirmemiş. Gayrı makul etil mana. tevkifi. Sebebi bildirilmemiş şeyler. Ve akılla kavranamayan şeyler. Dördüncü itiraz Kur'an hakkında bazı itirazlar demişti. İşte da matematik hatası var, Arapça hatası var, şu var bu var gibi. Bunlar da o ilimlerdeki donanımsızlıktan kaynaklanıyor. Bunların da cevabı ayrı ayrı bazen videoda olarak verildi. Yine verilebilir. Ee, Allah Celle Celaluhu İslam'ı en güzel şekilde anlamayı, anlatmayı, yaşamayı ve yaşatmayı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ve ma al in فوق التلال إذا تهلل أوردا يسبي العقول بحسنه ننسى به يا صاحبي ليلا طويلا أسودا اليسر آت بعد عسر فارتقب أيان يطرق بابنا متجددا هيا تفاءل فالذي